dünyanın en güzel kentlerinden biri. Şiirlere, şarkılara, romanlara, filmlere konu olan bir güzel şehir İstanbul. 12 milyonu aşan nüfusu ve canlı ticaret hayatıyla Türkiye'nin kalbi, dünyanın göz bebeği, medeniyetlerin mirası İstanbul. İstanbul'un en önemli gereksinimlerinden biri olan kent içi toplu ulaşım konusunda geliştirdiği çözümler, bundan yaklaşık 140 sene önce Dersaadet Tramvay Şirketi'nin şehre sağladığı raylı sistemlerle başlamıştır. 1872 yılında hizmete giren atlı tramvaylar, 1912'ye kadar İstanbul halkına hizmet vermiştir. Bu tarihten sonra elektrikli sistemlere geçilmiş ve 1966 yılına kadar kent içi toplu ulaşım ağırlıklı olarak elektrikli tramvaylarla sağlanmıştır. 1960'lı yılların başından itibaren hızla göç alan ve büyüyen İstanbul'da toplu taşımacılık akaryakıtlı ve lastikli araçlara bırakılmıştır. Ancak karayolu taşımacılığının büyüyen ve kalabalıklaşan şehre yetmemeye başlamasıyla birlikte en işlevsel çözüm olarak yeniden raylı sistemlere dönüş programları yapılmaya başlanmıştır. 1985 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi raylı sistemlerin yapımını tekrar hayata geçirmiştir. İstanbul Ulaşım AŞ, yapımı tamamlanan raylı sistem hatlarının işletmeciliğini ve bakım onarımlarını üstlenmek üzere 1988 yılında kurulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirket olarak kurulan İstanbul Ulaşım AŞ, 18. hizmet yılını geride bırakmaktadır. Her gün 700 binin üzerinde İstanbulluya hizmet veren İstanbul Ulaşım, Esenler'deki yönetim merkezinden koordine ettiği 800'ün üzerindeki personeliyle İstanbul'daki metro, hafif metro, cadde tramvayı, finiküler sistem ve teleferiklerin işletmecisi durumundadır. Raylı sistem hatlarının uzunluğu 52 kilometre olan İstanbul Ulaşım, yılda yaklaşık 200 milyon yolcuya hizmet götürmektedir. İstanbul Ulaşım, özellikle İstanbul gibi dev bir metropol ölçeğinde sürdürülebilir toplu taşımacılığın en önemli unsurunun raylı sistemler olduğu bilinciyle dünyadaki tüm raylı sistem gelişmelerini yakından takip etmekte ve işletmecilik kalitesini sürekli artırmaya çalışmaktadır. İstanbul'da giderek ivme kazanan raylı sistem yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte kısa zamanda çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet verecek olan İstanbul Ulaşım AŞ, 2005 yılında imzaladığı Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesi ile sürdürülebilir gelişme alanındaki taahhüdünü de ortaya koymuştur. Gerek istasyon ve ulaşım hizmetlerinde, gerekse bakım onarım çalışmalarında üst düzey bir hizmet anlayışıyla hareket eden İstanbul Ulaşım, yolcularının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli ulaşım hizmeti sağlamayı, yaşamı kolaylaştırmayı temel görevi saymaktadır. İstanbul Ulaşım, hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi ve işleri ilk defada doğru yapmayı her çalışanının temel sorumluluğu olarak kabul etmektedir. İstanbul Ulaşım'ın işletmeciliğini üstlendiği hatların başında İstanbul Metrosu gelmektedir. Taksim 4. Levent arası hizmet veren metronun hat uzunluğu 8 kilometredir. 6 istasyonda 32 araçla hizmet veren metro günde 180 bin yolcu taşımaktadır. İstanbul Ulaşım'ın işletme hizmeti verdiği bir diğer hatsa 20 kilometre uzunluğundaki Aksaray Otogar Havalimanı Hafif Metrosu'dur. Günde 240 bin yolcu taşıyan hafif metro, Aksaray Havalimanı arasındaki 18 istasyonu 31 dakikada kat ederek kent içi ulaşımın yoğunluğunu ciddi oranda azaltmaktadır. Diğer bir hatsa Kabataş-Zeytinburnu arası cadde tramvayıdır.
toplam uzunluğu 14 kilometreyi bulan ve günde 240 bin yolcuya hizmet veren bu hat, özellikle tarihi yarımadada hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlamaktadır. 2006 yılı Eylül ayında hizmete açılan ve günlük 30 bin yolcu taşıyan Zeytinburnu Bağcılar uzatmasıyla birlikte Bağcılar'a kadar giden tramvay hattı, Zeytinburnu ve Aksaray istasyonlarında hafif metro ile entegre durumdadır. Tramvay hattı, 2006 yılı Haziran ayında hizmete açılan ve günde 20 binin üzerinde yolcu taşıyan Kabataş-Taksim Finiküler hattı ile de İstanbul metrosuna bağlanmıştır ve böylelikle kent içi raylı sistemler tam entegrasyon durumuna geçmiştir. İstanbul Ulaşım tarafından işletmeciliği yapılan diğer sistemler arasında Kadıköy Moda Nostaljik Tramvayı, Maçka Taşkışla Teleferiği ve Eyüp Pierre Loti Teleferiği bulunmaktadır. Marmaray, 4. Levent Ayazağa Metro Hattı, Otogar Bağcılar Hafif Metro Hattı, Taksim Yenikapı Metrosu, Aksaray Yenikapı Hafif Metro Hattı, Edirne Kapı Sultan Çiftliği Cadde Tramvayı ve Kadıköy Kartal Hafif Metrosu gibi yapımı hızla devam eden raylı sistem projelerinin de hayata geçmesiyle İstanbul ulaşımın hizmet alanı ve hizmet verdiği yolcu sayısı büyük oranlarda artacak ve İstanbul'da toplu taşımanın ana omurgası haline gelecektir. İstanbul Ulaşım'ın bakım ve onarım atölyelerinde raylı sistem araçlarının tüm bakım onarım çalışmalarıyla raylı sistem projeleri ve ARGE çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmektedir. İstanbul Ulaşım, geleceğin ulaşımı bizimle rayında sloganının gerektirdiği üst düzey hassasiyetle sektörel gelişmeleri sürekli takip ederek ve hizmet anlayışını sürekli yenileyerek bir dünya kenti olan İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet üretmeye devam etmektedir. Hızlı, konforlu, ekonomik, çevreye duyarlı, vaktinde ulaşım için raylı sistemler. İstanbul Ulaşım AŞ. Geleceğin ulaşımı bizimle rayında.